TYT denemesine girmiştim bir tane dershanede ve o kadar kötüydü ki hani hep böyle geliyordu. Ben artık moralim bozulmuştu, dedim işte yapamıyorum TYT'yi. Hani ne yetiştirebiliyorum soruları, ne anlayabiliyorum, çözebiliyorum. Ben böyle sinirden ağlamıştım matematik yapamıyorum diye. Gerçekten böyle bir durum olmuştu. Hani gidip denemeyi fırlatıp böyle sinirden ağladım yani. Evet, selamlar. Bugün Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz. Kendi kampüsümde Beytepe'deyiz. Arkamızda da Beytepe Ormanı var. Bugün yani böyle kampüsün yoğun olduğu zamanlar olduğu için kendimizi Beytepe Ormanı'na atalım dedik. Böyle de güzel bir ormanımız var. Şimdi yanında Kaan var. Kaan Arhan Vural. Kendisi bu sene sayısalda 881. oldu. TYT'de de 144. aynı zamanda. Yani özellikle TYT 144. çok büyük başarı. 881. tabii o da ayrı bir başarı. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Yani 144'ü açıkçası ben de en başta beklemiyordum. 881 de birazcık hani şey oldu, sürpriz oldu benim için de ama. MSÖ'de kaçıncı olmuştun? MSÖ 2700 civarı O olması lazım. vay. 2-3 ayda yani bayağı iyi çekmişsin. Aynen, biraz 144. öyle oldu. tebrik ediyorum. Şimdi Kaan'ın şöyle bir netlerini okuyayım ben size. Türkçe 39'a 1, sosyal 19'a 1, matematik 39'a 1, fen 20'ye 0, 116-25 netim var TYT'de değil mi? Doğru, evet. AYT'de de matematik 39'a 0, fizik 13'e 1, kimya 12'ye 1, biyoloji 12'ye 1, hepsinden birer. Ya birazcık şanssızlık oldu diyelim ama yine Evet. de istediğim yer geldi en azından. Evet, bu arada Hacettepe tıpta, İngilizce tıpta okuyor kendisi. Tekrardan tebrik ediyorum. OBP'si de 97. Güzel bir OBP'm varmış. Onun için de ayrı bir tebrik. Şimdi şöyle bir yavaştan hızlıca sorulara geçelim. Geçmişte nasıl bir öğrenciydin? Hep mi çalışıyordun yoksa son 1-2 senede mi bu başarı geldi? Yani açıkçası geçmişte öyle çok çalışan bir öğrenci değilim. Hani özellikle 9 ve 10. sınıfta şey yapmazdım yani, çok fazla çalışmazdım. Hani sınavdan bir gün önce klasik bakarsın ya, o öğrenci tipi vardır gece falan. Öyle bir öğrenciydim, çalışmazdım pek fazla. Sadece işte ortalama yüksek tutayım diye, sınavlardan yüksek alayım diye. Onun için çalışırdım. Bazen onu bile yapmazdım, ne yalan söyleyeyim. Ama 11 ve 12. sınıfta gerçekten hani hakkını vererek çalıştım. Zaten bu olmazsa gelmezdi bu başarı. Çünkü 11'e geçerken gerçekten çok fazla bir şey bilmiyordum ve bunu telafi etmem lazımdı. Son 2 sene cidden iyi çalıştım yani. Peki tam olarak çalışmaya ne zaman startı verdi? Ne zaman ben o sınav bilinci oluştu? Sınav bilincinin oluşması açıkçası 11. sınıfa geçerken oldu bende. O yazın oldu. Hani 10. sınıfın 2. dönemi dershaneye kaydolmuştum 11. sınıf için. Ama o zaman da yine pek farkında değildim. Sonra işte zaten pandemi zamanı falan da o zamanlar. Yazın işte 11'e geçeceğim. Bizim dershanemiz başladı ve belli başlı ödevler vermeye başladılar. 9 ve 10. sınıfın tekrarı amaçlı. Hani tamamen boş gitmeyelim diye, birazcık yazı değerlendirelim diye. Ben de o bilinç o zaman oluştu ve hani çalışmaya o zaman başladım diyebilirim 11'e geçerken. Rüzgar da çıkıyor. O yüzden arada elimi getireceğim. Kusura bakmayın. Eğer ses geliyorsa. İlk TYT ve AYT netlerini hatırlıyorsan kaçtı? İlk TYT netim 60-61 civarındaydı. Onu hatırlıyorum ama AYT'den çok emin değilim. Sadece AYT'de şöyle bir durum var. Dershane yaptığında 12'ye geçerken olmuştuk. O AYT, ilk AYT olduğumuzda. Onda 73-74 civarı yapmıştım ama şöyleydi. Sadece işlediğimiz 11 konuları ve 12'nin başındaki konular vardı. Hani genel olarak bir AYT denemesi diyemem açıkçası ona pek fazla. Tüm konuların olduğu AYT denemesinden bahsedecek olursak, onu pek hatırlamıyorum ama 65-70 arası bir şeydi diye aklımda kalmış. Çok net değil. Ya konuları bitirdikten sonra mı çözdün 65-70? Çünkü iyi bir başlangıç bence. Yok, birazcık şöyle, geç zaten AYT denemesine Ha. başladım ben. Hani dershane de öyle yapıyordu. AYT çok fazla yapmıyordu ilk dönem özellikle. Sonrasında birazcık başladı yavaştan AYT denemeleri. Hani yine eksik konularım vardı, tamamen bitirmemiştim ama genel anlamda az konum kaldığında falan o civarda başlamıştım dediğim gibi. Anladım. TYT 60 civarında netlerle başladı ve 116-25 ile kapanışı yaptın. Yani bu net artışını nasıl yaptın? Yani şimdi bugün şu anda öğrenciler arasında daha 10 net arttıramayan bile öğrenci varken sen 60'tan 116-25'e neredeyse full'e çekmeyi başardın. Yani bunun sence en büyük sırrı ne? Başarısı ne? Yani açıkçası hani
TYT'm bu arada en başta gerçekten kötüydü. Beceremiyordum. Pek bana göre bir sınav değildi açıkçası TYT. Yetiştiremiyordum. İşte o kadar pratik düşünemiyordum en başlarda falan. Tabii bu konuları öğrendikçe, işte çalıştıkça, denemeler çözmeye başladıkça bence en önemli nokta bu zaten. Hani yine bahsederiz deneme konusu. Bunlar sayesinde oldu ve zaten tabii ki hani bir anda olan bir şey değil. Çok uzun bir süre çalıştım bunun için. Gerçekten emek verdim. Bu şekilde oldu yani. Evet, tebrikler tekrardan. Şimdi ders özeline girelim. Türkçe 39'a 1 yapmışsın. Türkçe nasıl yani böyle 39'a 1 geldi? Türkçe şöyle, biraz garip olacak ama Türkçe benim sene içinde zaten en zorlandığım derste açıkçası TYT adına. Hiçbir zaman iyi yapamazdım TYT'de Türkçeyi. Hani genelde sene içinde full 7-8 yanlış böyle fixti yani değişmezdi. Ve uzun süre böyle gitti. 6 yanlışa çektim bir ara falan. Son 2 ayda falan yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yanlışlara çekebilmiştim. Ve bu hani bu benim için iyiydi 4-5 yanlış yani tüm sene öyle geldiği için. 8-9'dan indirdim. Açıkçası beklemiyordum bir yanlış yapmayı sınavda. Ama o da şu şekilde oldu. Hani nasıl yaptım? Her zaman çözdüm. Hani hiçbir zaman tamam ben yapamıyorum deyip işte 8-9 yapıyorum deyip kabullenip bırakmadım çözmeyi. Hani her zaman sabah kalktım paragrafımı da çözdüm. İşte dil bilgisi çözmem gerekiyorsa onu da çözdüm. Türkçe denemesini de yine her zaman çözdüm. Hani olay burada aslında sürekli bir şekilde ona bence devam etmekte olay. Hani yapamıyorum deyip bırakmadım. Ve sınavda da hani gerçekten yaptığımın en iyisini yaptım. Güzel oldu o benim için yani çok da beklemiyordum açıkçası en başta. Ama böyle oldu yani. Yani süreklilik ve istikrar diyorsun. Aynen öyle. Yani o devam etmezse o süreklilik hiçbir şekilde olmuyor yani. Anladım. Teşekkürler. Peki şimdi TYT matematiğe gelelim. TYT matematikte de 39'a 1 var yine. Yani bu nasıl bu TYT matematik? Hep 39'a 1 miydin yani? Yok. Hatta 39'a birden çok çok uzaktım. Şöyle söyleyeyim. Ben 11. sınıfın ikinci dönemi falan işte 12'ye yakın hatta. Girmiştim bir tane dershanede ve o kadar kötüydü ki hani hep böyle geliyordu. Ben artık moralim bozulmuştu dedim işte yapamıyorum TYT'yi. Hani ne yetiştirebiliyorum soruları ne anlayabiliyorum çözebiliyorum. Ben böyle sinirden ağlamıştım matematik yapamıyorum diye. Gerçekten böyle bir durum olmuştu. Hani gidip denemeyi fırlatıp böyle sinirden ağladım yani yapamıyorum diye. Ama dediğim gibi bu çok uzun sürmedi. Hani ben sonra dedim yapanların benden hiçbir farkı yok diye düşündüm. Yani çalışırsam neden olmasın kafasındaydım her zaman zaten. Biraz moralim bozuldu ama onu üzerimden attım hemen. Zaten olay orada hani onu şey yapmayıp çok fazla takılmayıp o moda onu üzerinizden atıp çalışmaya devam etmekte olay bence. Çalıştım, konulara çalıştım. Konuları çok çok iyi öğrendim. Bence matematikte konuları en başta çok çok iyi öğrenmek, hani detaylı bir şekilde öğrenmek çok önemli açıkçası. Çünkü bir yeri kaçırırsanız falan gerçekten belli bir yerden sonra tökezleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi konuları çok iyi öğrendim. Sonrasında bol bol pratiğini yaptım. Bence matematik pratikle geliştirilebilecek bir ders olduğunu düşünüyorum ben. O şekilde de yavaş yavaş arttı. Hani tabii ki yine bir anda olmuyor. Belli işte atıyorum 15-16'dan yavaştan 20-23 derken bu şekilde işte 39'lara kadar geldi yani. Evet. Peki matematikte bu 39'a 1'in asıl sırrını neye bağlıyorsun? Çok soru bankası çözmeye mi yoksa böyle çok deneme çözmeye falan mı? Bence çok soru bankası çözmek kesinlikle değil zaten. Hani ben de kendi adıma konuşacak olursam iki tane falan soru bankası çözdüm. Onun da zaten hani bir tanesini adam akıllı gerçekten bitirdim. Diğeri yine kaldı falan. Bence deneme çözmek. Çünkü konuyu öğreniyorsunuz mesela en başta. Sonrasında hani pratiğini yapmak için açıyorsunuz bir test kitabını seviyeniz uygun. Çözüyorsunuz ve konuyu orada pekiştiriyorsunuz. Sonrasında daha üst seviye bir kaynaktan bence işte yine çözersiniz testlerini örneğin. Ve artık daha da iyi anlamış olursunuz hani konuyu. Sonrasında denemelerde bence hani çözebiliyor hale az çok gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bu denemenin zorluğuna göre falan da yine değişen bir şey ama konuyu az çok öğrenmiş oluyorsunuz. Baktığınız denemelerde yine yapamıyorsunuz. Soru bankasına tekrar dönersiniz ama bence burada asıl olay deneme yani. Hatta ondan yine bahsederiz. Branş denemesine falan mesela ben çok erken başladım. Genel denemelerde yine aynı şekilde. Hani bu soruya cevabım kesinlikle deneme yani direkt. Tamamdır. Cevap zaten belli olmuştu. Evet. Yani çünkü böyle derece öğrencilerine bunu özellikle soruyorum. Yani %95'i hatta ben hiç görmedim soru bankası diyen. Hep deneme üzerine, pratik üzerine. Aslında ben de bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani çok deneme, çok pratik, çok önemli bir şey. Çünkü
TET tamamen strateji üzerine kurulmuş bir sınav ve hani soru bankasında gördüğün tarzda değil. Yani gerçek seni sınav hazırlayacak şey denemelerdir. Cevabımız da denemeler zaten. Şimdi şeye geçelim. AYT derslerine geçelim. AYT matematik. O da 39'da 0. Neden boş bıraktın o soruyu? Ya soruyu anlamadım. Hani yapabileceğim bir soruydu. Sorunun anlatmak istediğini anlamadığım için boş bıraktım. Anladım. Tamam. Şimdi matematiği bu kadar nasıl iyi yaptın? Ona gelin. Aslında AYT'de TYT'den biraz farklı. Yine dediğim gibi konuyu hani çok iyi öğrendim. Hatta TYT'dekinden belki çok daha detaylı öğrendim. Hani gerçekten AYT zaten her ders için gerçi geçerli bu ama çok detaylı bir şekilde öğrenmek her türlü işinizi kolaylaştırıyor bence. Ve öyle de olması lazım. En ince detayına kadar konuyu öğrendim dediğim gibi. Sonra yine açtım. Hani seviyeme uygun bir şekilde. Test kitabından çözdüm. Ama AYT'de hani bu soru bankası sayısı tabii ki de daha fazlaydı TYT'ye göre. Ve bence öyle de olması lazım, evet, hani AYT için. Test kitabından işte soruları çözdüm. Hani yapamadıklarımı sordum. Onlar çok önemli mesela. Hani yapamadıklarınızı öğrenmek tamamen sizi geliştiriyor zaten. O yüzden asıl önemli olan şeyler bence yapamadığınız sorular. Hani hocalarınızı sıkıştırın bu konuda bence. Dediğim gibi çok fazla soru bankası çözdüm. Denemelere biraz daha geç başladım AYT adına. AYT'de bu şekildeydi. Hani TYT'nin biraz daha tersine. Evet. Yani AYT'de konu çalışması daha baskın bir şey. O yüzden bence soru bankaları daha burada aktif rol alıyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani aslında böyle videoyu çekerken de aslında ne kadar benzediğimizi görüyorum. Yani bu ders çalışma mantığında gerçekten benziyoruz. Onun dışında başka soru. Şimdi artık son 6 aya girdik. Yaklaşık bir 180 civarı günümüz kaldı. Sen bu 6-7 aylık dönemde nasıl bir tempo izliyordun? Haftalık deneme rutinin neydi? Ne yapıyordun? Ben şöyle, zaten az önce dediğim gibi TYT adına denemelere erken başladığımı söylemiştim. Ben bu aylarda hani haftada 4-5 gün hem Türkçe hem matematik, TYT matematik şey çözüyordum. Branş denemesi çözüyordum. Her sabah yani yapıyordum bunları haftada 4-5 gün. Aynı zamanda da haftada 2 tane falan genel deneme çözmeye çalışıyordum TYT adına. Zaten hani konuların çoğu az çok bitmişti bu aylarda. Yani hani birazcık sosyalden ve fenin bazı kısımlarından açıkçası eksik konularım kalmıştı. Onlarda hani çok sorun yaratmıyordu. Denemelere başlamıştım. Hepsi adına fen de çözüyordum ama ağırlıklı olarak Türkçe ve matematik çözüyordum dediğim gibi. Onun dışında tekrarlarımı yapıyordum. Çünkü TYT'de hani her derste bence unutulan yerler oluyor yani illaki. Türkçe'de işte dil bilgisinde oluyor. Matematikte, geometride olabiliyor vesaire, her derste oluyor. Bence tekrarlar da bu konuda çok önemli. Tekrarlarımı yapıyordum bol bol. Çünkü hani soru bankası çözmüyorum ama bunları da unutmamam lazım. O yüzden tekrarlar da bu aylarda çok fazla yer kaplıyordu programımda. AYT için konuşacak olursam da zaten hani AYT'de çok fazla eksik konum vardı. Bitirmeye yakın değildim. Çok uzaktım hatta bu aylarda. Konuları öğreniyordum. Testlerini çözüyordum dediğim gibi soru bankasından falan. Denemelere çok girmemiştim açıkçası bu aylarda. Ekstra işte önceden öğrendiğim konuların yine tekrarını yapıyordum. Bence bu çok önemli AYT için de. Yani tekrar direkt TYT AYT fark etmiyor. Bence çok önemli bir şey. Çünkü hepimiz unutuyoruz illaki. Hiçbir aklımızda tamamen kalmıyor istesek de. Bu şekilde yapıyordum bu aylarda. Evet, tamam. Çok güzel. Evet, bu aralar peki ortalama kaç saat çalışıyordun günlük? Bu aralar günlük ortalama 8-9 saat civarında çalışıyordum. Hani bazen biraz daha az oluyordu, bazen biraz daha fazla oluyordu ama ortalama bu şekildeydi yani. Evet, yani hakkını vermişsin. Bu arada Kaan ilk senesinde kazandı. Onu videonun başında vurgulamayı unuttum. İlk senesinde başardı. Tebrik ediyorum. Süreç içerisinde yaptığın, sonrasında hata olduğunu düşündüğün bir şey var mıydı? Vardı. Şöyle bir hata yapmıştım. Hani bir sürü hatam vardır zaten ama şu anda en bariz aklıma gelen bu. Ben AYT matematikte, hatta genel olarak fende de bazı konularda acele ettim açıkçası. Hani konuları erken bitireyim, işte denemelere geçerim, işte full deneme çözerim kafasındaydım. Ve yanlışmış. Çünkü mesela ben bu aylarda limit, türev, integral falan, hatta öncesinde başlamıştım. Bitirmek üzereydim neredeyse. Ama şunu fark ettim. Aslında hiçbir şey anlamadan bitirmişim. Yani sırf hızlı bitireceğim, işte konular erken bitsin falan diye, zaman kazanayım diye erkenden bitirmeye çalıştım mesela. Ama aslında hiçbir şey anlamadığımı fark ettim. Hani soruları çözemiyorum. En basit soruda bile bazı şeyleri takılıyorum çünkü
atlaya atlaya çalışmışım, detaylarını öğrenmemişim. Bu çok büyük bir sıkıntı yaratmıştı bana ve aslında zaman kazanacağım derken zaman kaybetmiş oldum. Ve işte dediğim gibi hani zaman kazanacağım derken aslında zaman kaybettim. Çünkü bu böyle yaptığım konuları tekrar baştan almak zorunda kaldım. Ve hani dediğim gibi bu benim için aslında büyük bir kayıp oldu avantaja dönüştürmeye çalışırken. Evet. Yani şimdi bu aralar öğrenciler de işte şey ne olacak, işte yetişebilecek mi, işte yok şey olacak falan filan, hani erken bitireceğim telaşı falan. Yani bunlara gerek yok. Çünkü özlü bir şekilde bitirdiğiniz sürece her türlü istediğiniz derece gelebilir. Ama işte Kaan burada yaptığı hatayı anlattı. İşte görüyorsunuz, yani ben anlatıyorum, Kaan da aynı şeyi söylüyor. Yani gerçekten öncelik konuları gerçekten sağlam bir şekilde bitirmeniz. Hani bu erken olur geç olur hiç fark etmez. Sağlam bir şekilde bitirdikten sonra gerisi geliyor zaten. O yüzden hani işte yetişir mi, yok işte ben derece yapamayacağım galiba, yok derececiler işte gidiyor Eylül'de AYT'yi falan bitiriyor, bunlara gerek yok. Öyle bir şey de olmuyor zaten. Yani adam işte söylüyor, hatasını söylüyor. Ben işte çok şey hızlıydım, o yüzden hiçbir şey anlamadığımı fark ettim dedi. Ve sonra geri döndün mü konulara, ne yaptın? İşte sonra geri dönmek zorunda kaldım. Dediğim gibi anlamıyordum ve yapamıyordum. Hani öğrendiğimi sanmışım aslında, öğrenmemişim. Tekrar aynı konuları baştan daha böyle yavaş, sakin, anlayacağım şekilde aldım. Ve o şekilde hani öğrenmiş oldum yani. Zaman kaybetmiş oldum. Evet, böyle de zaman kaybetmiş oldum. Çok güzel bir şeydi bence yani, hata ve söylemim olarak. Şimdi iyi ki yaptım dediğin, hani böyle ya bunu iyi ki yaptım da bu beni öne geçirdi dediğin bir şey var mı? İyi ki yaptım dediğim şöyle bir sürü şey var. Mesela sosyali ben çalışıyordum her zaman. Hani çoğu genelde özellikle sayısal öğrenciler hani işte son 2-3 ay bakarım, hallederim ben falan kafasında oluyorlar ya. Sen de mi öyleydin? Ben hiçbir zaman öyle yapmadım. Mesela 12'ye geçtiğim yazdan beri ben sosyal her zaman çalıştım. Programda her zaman yer vardı. Yani hiçbir zaman işte tarih, coğrafya hepsini çalıştım yani. Hiçbir zaman onları es geçmedim. Ve konuları yavaş yavaş anlayacağım şekilde öğrendim. Erken de bitti zaten sosyal, hani biraz daha rahat bitiyor. Ve o şekilde de bol bol tekrar yapma fırsatım oldu. Artık böyle eşit ağırlıkçı adamların bile bildiği bilgileri hakim olmuş oldum yani, hani öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla tekrar yapıyordum, artık unutmamaya başladım bu kadar da üstüne düşünce. Ve mesela sosyal netim yüksek gelirdi genelde bu yüzden dolayı. Hani sıralamada da öne geçerdim dershanede işte. Yani örneğin hani çoğu insan şu kafada oluyor, dediğim gibi matematik daha önemli, fen daha önemli, özellikle sayısalcılar adına konuşuyorum ama alakası yok. Oradan yapacağınız bir yanlışla örneğin sosyalden doğru yaparak onu kurtarabilirsiniz mesela. Bence hani çoğu kişi bunu yapmıyor ama sosyal çok önemli. Son 2-3 aya da bırakılırsa bence çok fazla halledilecek gibi bir ders değil, daha doğrusu birkaç ders değil. O yüzden erkenden çalışmak, sürece yaymak daha önemli ve daha rahatlatıyor. Evet. Soru bankası çözdün mü? Sosyalden açıkçası soru bankası hiç çözmedim. Ben sadece sosyalde hani şey yaptım, konuları çalışıyordum. Hocadan dinliyordum, işte bazen YouTube'dan, bazen dershanede vesaire dinliyordum. Defterden işte not aldıysam not aldıklarımı, işte ayrıyeten bizim kitaplarımız oluyor dershanenin verdiği defterler falan, oradan okuyordum, böyle tekrar tekrar okuyordum. Hani gerçekten mesela belki sene sonuna kadar ben tarihi, coğrafyayı baştan sona böyle notlarımı 8-9 kere okumuşumdur yani. Hani gerçekten sosyale aşırı vakit ayırıyordum ve bu hani sınavda da kendini gösterdi. Gerçekten bence zor bir sosyaldi, özellikle 2022 YKS'nin sosyali. Hani 19'a 1 yapmamda bunun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Soru bankası kısmına da ben sadece denemelerle hani ilerlettim. Daha çok tekrara dayalıydı benim çalışma stilim. Evet, yani güzel çalışmışsın, her şeye çalışmışsın. Evet, ben de bu arada mesela son 2-3 ay ben tarih, tarih, din ve şey, felsefeye bakmıştım. Fen diyeceğim, felsefe diyeceğim, fen dedim. Neyse. Onlara çalıştım ama ben de şeye çalışmıştım. Coğrafyaya çalışmıştım başlarda. Onu sıkı tutmuştum. O da benim için bir artıydı. Sen direkt hepsini çalışmışsın. Evet. Sen de onun artı olduğunu gösterdin. Yani işte burada çok çeşitlilik var. İşte şöyle de çalışabilirsin, böyle de çalışabilirsin. Aslında bu videoların da amacı bu. Bir sürü çalışma stili gösteriyoruz size ve siz bunlardan bir tanesine belki uygunsunuzdur ve hani sizin çalışma stiliniz gerçekten bu videolardan bir tanesinde yatıyordur ve hani bundan sonra bu şekilde çalışırsanız gerçekten daha başarılı olabilirsiniz diye çekiyoruz bu videoları.
O şekilde. Şimdi şeyi soracaktım. Tamam, şimdi hazır böyle farklı çalışma falan dedik. Şeyi soralım. Diğer derece öğrencilerinden farklı yaptığını düşündüğün bir şey var mı? Ben şunu farklı yaptığımı düşünüyorum. Ben hani hiçbir zaman sadece ders çalışan bir insan olmadım açıkçası. Hani evet, sosyallik birazcık daha azalıyor sene içerisinde. Hani orası doğru, ona kimse bir şey demiyor. Ancak hani 7-24 ders çalışan biri olmadım. Arkadaşlarımla dışarıda çıktım. İşte oyun da oynadım. Gidip dışarıda ne bileyim basketbol da oynadım arkadaşlarımla. Bunları yaptım yani ve ben bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü sadece derse odaklanırsa bir insan hani tamam 2 ay gitti, 3 ay gitti ama sonrasında o insan hani bir şekilde patlayacak yani. Hani çok sıkılacak, bunalacak, yapamamaya başlayacak. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki bu hani yine de farklı düşünebilirsiniz ama ben her zaman o tarz aktivitelere yer vermeye çalıştım. Örneğin pazar günleri ben hani hiçbir zaman ders çalışmadım. Bunu çevremdeki her insan bilir yani. Benle birlikte o zamanı yaşayan. Hiçbir zaman pazar günü ders çalışmadım. Çok nadiren hani bir elin parmağını geçmez. Sadece deneme çözmüşümdür falan pazarları. Zaten bizim dershane deneme yapıyordu pazar günleri. Sadece ona gider işte girer çıkardım. İşte sonra arkadaşlarımla hani oyun oynardım bilgisayardan. Pazar günlerim tamamen boştu örneğin benim. Ama bu tabii ki kişisel bir şey. Az önce Bilgin'in de dediği gibi mesela. Bu kendini tanımakla alakalı. Eğer sizin için bu bir sorun olmuyorsa, çalışabiliyorsanız tabii ki çalışabilirsiniz. Ama benim yapım buna müsait değildi. Ve benim bunu yapmam gerekiyordu örneğin. Hani ben o pazar günü o molayı vermesem ben pazartesi çalışamazdım. Tüm haftam boşa giderdi. Evet 6 gün çalışıyordum örneğin ama o günlerde de hakkını veriyordum. Pazar günü neyi yapmadıysam diğer 6 gün boyunca da hani hepsini yapıp hakkını veriyordum. Hiçbir zaman da şey yapmadım hani nadiren olan şeyler hariç. Hafta içindeki o programımı diğer 6 günümü de hiçbir zaman bozmamaya çalıştım. Evet, istikrar diyoruz. İstikrar, istikrar. Bir kez daha ortaya çıktı istikrar. Peki eklemek istediklerin, artık kapanışa doğru geçiyoruz. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? İstediklerim aslında şu son söylediğim tam buna uygundu. Orada birazını söylemiş oldum. Ama ekstra şöyle bir şey söyleyebilirim. Dediğim gibi bu tamamen kişisel bir süreç. Hani herkesin yani ne kadar öğrenci varsa bence o kadar da çalışma metodu vardır diye düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden herkes kendine göre bazı şeyleri belirlemeli diye düşünüyorum. Ben burada böyle yaptım diye siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Hani benim yaptığım bir şey hoşunuza gider, Bilginin yaptığı bir şey hoşunuza gider. Kendiniz bir şey bulursunuz. Yani kendinizi tanımakla alakalı olduğunu düşünüyorum tüm bu sürecin. Onun dışında da şöyle bir şey söyleyebilirim son olarak. Bence sınavı genel olarak kazandıran şey şu deneme çözme rutini, deneme çözme muhabbeti bence. Evet. Eğer onlara başlamadıysanız ve hani konularınız bitmemesine rağmen işte o yüzden başlamıyorsanız falan bence direkt başlayın. Kesinlikle konuları bitirmeyi falan beklemeyin, gecikirsiniz çünkü. Benim de çevremde vardı hani öğretmenlerim işte deneme çözüyordum ben hani şu an niye çözüyorsun işte yani çözme konular bitmedi gibi şeyler söylüyorlardı. AYT için biraz daha geç olabilir tabii ki bu tarih ama TYT adına bence hani başlanması lazım. Ne kadar konu eksiği olursa olsun. Çünkü orada olay o pratikliği, o deneme çözme stratejisini, kendinize uygun taktikleri belirlemek ve buna çöze çöze alışabilirsiniz. Soru bankasında buna alışamazsınız. O yüzden deneme çok önemli. Ve ekstra yine söylemek istediğim şey kendinize vakit ayırın bence. Çünkü biz robot değiliz yani. Hani herkes sıkılıyor, bunalıyor, bazen canı istemiyor. Öyle zamanlarda gerçekten istemiyorsanız ve sonrasında telafi edecekseniz bence kendinize vakit ayırmanız lazım. Neyle motive oluyorsanız, neyi seviyorsanız. Bu şekilde hani sadece ders olmaması lazım diye düşünüyorum. Hani ben bu şekilde yaptım ve başardım. Herkesin de bu şekilde başarabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Seni bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Mutlu musun Teşekkür ederim. Hacettepe'de? Mutluyum ya. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten beklediğim gibi. Gerçekten güzel bir üniversite. Ufak tefek sıra sorunları var ama ona katlanacağız. Ne Valla yapalım aynen. artık? Yani. Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım Kaan'ın hikayesini de beğenmişsinizdir. Kaan aşağıda yorumlarda iletişim şeyini bırakırsın. Aynen ben yorum atarım zaten aşağı hani işte Instagram falan bırakırım hani sorularınız olursa YouTube'dan çok bildirimlere bakmıyorum hani Instagram'dan yazarsanız ama her türlü dönerim yani. Tamam. Bu sözü de aldık. Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıdan bir yerden abone de olursanız, bir de like atarsanız çok mutlu oluruz.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar. Görüşmek üzere.